erkekler daha geç idrak ediyor ayrılığın şokunu. Tabii ki. Bu neden? Şöyle düşünün, aslında bir ilişki yaşarken erkekler bazı şeylerde fedakarlık yapıyor kendilerince. Nedir? İşte arkadaşlarıyla daha az dışarı çıkıyor. Gece hayatını biraz daha azaltıyor ya da tamamen azaltıyor. Orada kadın onun hayatından gittikten sonra oh be diyor, özgürlüğüme kavuştum. Şimdi işte dışarı çıkayım, arkadaşlarıma takılayım, eğleneyim, kafamı dağıtayım. Onu yaptıktan sonra, o duyguyu tatmin ettikten sonra diyor ki, örnek veriyorum mesela işte Melis ya da Selin, hiç fark etmez X kişi. Ya işte o olsaydı biz şimdi böyle yapardık. Aslında bana iyi geliyordu. Hmm. Ya da bana kendimi iyi hissettiriyordu deyip tekrar yazmaya başlıyor. İşte kovalamaya başlıyor. Paraşüttü bu beylerin şeyi, evet, ya. Evet. Bayan hemen onun yokluğunu hissediyor. O bir süre sonra hissediyor. Yani evet. Geç, bundan sonra geri dönmek istese iş işten geçmiş oluyor. Yani. Kadınlar sıkıntısını hemen çekiyor. Ayrılır ayrılmaz çekiyor, sıkıntısını çekiyor, çekiyor. Atıyor içinden. Evet. Erkek o ara. Hoba benim Tuba özgürlüğüm. Gibi bir özgürlük yaşıyor. Arkadaşları yanına geliyor. İşte o süreçte, o kısa süreçte yaptığı hatalar bu sefer. Eğer iki katı olursa bu sefer tekrardan ilişkiye dönme durumu da sıkıntıya girebiliyor. Evet, zaten şöyle de bir şey var. Erkeğin yaptığı hata kadını güçlendiriyor zaten. Tabii ki. Tabii önce ki. Bir hırslandırıyor, ağlatıyor, sonra güçlendiriyor. Ben böyle bakıyorum yani. Ben bir şey sormak istiyorum Onur Bey'e. Yayına girmeden önce biz burada minik bir dedikodu yapıyorduk aslında kendi aramızda. Galiba ilişkiniz varmış. Evet. Değil mi? Kim bilmiyorum da. Siz ayrıldıktan sonra siz ayrıldıktan sonra, yani ilişkiyi bitirdikten sonra neler yaptınız? Sizin kafa dağıtma biçiminiz neydi? Ha, evet, işte dediğim gibi hiç farksız bir şey değil. Biz de normal insanız sonuçta. Yani ben de ilişkim bittikten sonra sözünüzü çok önemsedim. Evet, erkekler ilişkide çevresindeki arkadaşlarını bir anda kenara ekarte edebiliyor. Çıkmayabiliyor. Kendinden daha çok ödün verebiliyor. Ama ilişki bittikten sonra bir anda onları tekrardan çok hızlı bir şekilde geri alabiliyor. Evet. Ben de aynı şekilde. Ben de arkadaşlarımla görüşmeye başladım. İşte onların sağ ol, artık öyle bir şey ki mesela hani ben çok biraz olgunlaştık aslında. Ben ilişki bakımından olgunlaştık. Öyle çok hani arkadaşlarım sözleriyle hareket eden bir insan değilim. Ama tabii ki de sizin dediğiniz gibi böyle konuşmalar oluyor devamlı. Çok mu dışarı çıktım, çok mu gezdim? Hayır. Ben şeyi tercih ettim. Ben Karabük Safranbolu'yum. Orası biraz sakindir. Güzel bir yer. Çok güzel. Birazcık eski çarşımız vardır orası. 1600 yıllara dayanıyor. Oraya gittim. Bir hafta birazcık kafa dinledim. Eski dostlarımı ziyaret ettim. Birazcık da özümü unutmayayım istedim. Bir özümü gideyim hatırlayayım. Birazcık kendimi hatırlayayım istedim. Öyle atlattım. Yine. Evet. Şimdi konuklarıma da göstermek istiyorum. Ayrılık sonrası. Bakın, erkek birinci perdede çok mutlu. Kadın evde ağlıyor. İkinci perdede erkek biraz başını önüne koymuş. Kendini kötü hissediyor. Hanımefendi bir hafta sonra yemek yemeye başlamış. Çünkü ilk bir hafta yemek yenmiyor. Bir ay sonra erkek ağlıyor, kadının mutluluğu. Efendim, sorması gereken soruyu Tuğba en baştan sordu. Bütün malzemeyi verdi size farkında olmadan.